Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı. 3 bekçi hastanede tedavi altına alınırken Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in yaralı bekçileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Olay sabah saat 05 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri Eyüp Peygamber Caddesi üzerinde ikiz plaka taşıdığından şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslar ilk önce araçla, daha sonra ise aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bekçiler tarafından önleri kesilen iki zanlıyla bekçiler arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler 3 bekçinin yaralanmasına neden oldu. Zanlılar olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in de görevleri sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'la birlikte gittiği hastanede yaralanan bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Er'in ziyaret ettiği bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınlarıyla da görüşen Vali Er'in durumlarının iyi olduğunu belirterek olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Hastanede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Er'in çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara oyuncaklar hediye etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okulda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan TİGEM arazisi içerisindeki Sufra Küme Evler Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede taşımalı eğitim verilen 600 öğrenciye sahip Sufra İlk ve Ortaokulu'ndaki 150 öğrenci iddiaya göre öğle vakti yedikleri kuru fasulye ve pilavdan sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine okul yöneticileri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Okula giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Ceylanpınar, Viranşehir, Harran, Akçakale ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası ilçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt da hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yedikleri yemekten mi yoksa başka bir şeyden mi zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenilirken, okulda okuyan 4 çocuğun zehirlendiğini öğrendikten sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne giden İsmail Butkıran isimli veli ise öğrencilerin üst üste 2 gün boyunca aynı yemeği yediklerini iddia etti. 4 öğrencinin babasıyım. Şu anda bizim okulumuz istediği sorumsuzluğu vardır. İstediğinin sorumsuzluğu vardır. Artı yemekten kaynaklanan bir şeydir muhtemelen. Kimi diyor suyundan kaynaklanıyor, kimi diyor yemekten kaynaklanıyor. Onu daha çözemedik. İlerideki saatlere bunları size bilgilendiririz. Daha çocukların tahlili yapılsın. Yapıldıktan sonra her şey meydana çıkacak. Açıklanacak yani. Ve Adıyaman'dan kan donduran bir haber sevgili izleyenler. Adıyaman'da bir günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra da çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi Fatma U, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 14 Şubat 2020 tarihinde sezeryan doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Bir gün hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Fatma U, çevresinden ve çocuklarından gizlediği bebeğini eve getirdi. Çocuklarının evde uyuduğu esnada ve henüz ismi dahi verilmeyen bebeğini iddiaya göre bir bezle boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Bebeğini öldürdüğü bezi sobada yaktığı ve bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attığı iddia edildi. Vahşetse bir süre sonra hastanede çalışanların Fatma U'yu arayarak bebeğin muayene edilmesi gerektiğini ve bebeği hastaneye getirmelerini istemesiyle ortaya çıktı. Bir süre hastane çalışanlarını oyalayan Fatma U, kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine hastane çalışanları durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Durum üzerine harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı. İşlemlerin başlatılmasıyla Fatma U, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bahçecik Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen Fatma U'nun yaşanılan olayı anlatarak cinayet olayını itiraf ettiği iddia edildi. Fatma U, tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma U, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorduğu bütün soruları da cevapsız bıraktı. Sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarılan Fatma U'ya hasta ve hasta yakınları tepki gösterdi. Fatma U daha sonra polis aracına bindirilerek Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kon TV ile birlikte Kanal Urfa ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ankara Konuşuyor programına konuk olan Hukukçular Derneği Şanlıurfa Bölge Temsilcisi Avukat Cüneyt Altıparmak, Türkiye'nin Avrupa'ya göçmek isteyen mültecilere kapıları açması sonrasında yaşanan Yunan zulmüne işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok milletin ikinci vatanı konumunda olduğunu söyledi. Yunanistan'daki mesele benim beklediğimden farklı değil. Ben ilk gittiklerinde de daha önce hatırlarsanız Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma, biraz önce zikrettiğim anlaşma konuşulmadan önce de Türkiye'yi kullanarak feribotlarla geçiyorlardı. Hatırlarsınız aylan bebekler falan bu meseleler. Orada da Yunanistan'ın tavrı aynıydı. Yani Yunanistan bunları ya geri gönderiyordu ama Türkiye ne yapıyordu? Geri alıyordu bunları işte. Türkiye kapıları kendisi tabii Türkiye kendisine yakışır biçimde bunu yapıyordu. Şimdi Suriye'den gelen göçmenlere, Afganlar ve onun dışındaki ülkelerden gelen göçmenlere de eklersek şimdi ortada bir yük var. Bu yükü paylaşmak lazım. Türkiye'nin temel tezi bu. Tamam, ben de bakayım, siz de bakın diyor bunu. Dünyanın ortak bir yükü ise bu yükün tamamını ben sırtlanamam. Ben yükleyemem. Bunu yüklememi de bekleyemezsiniz benden. Yüklenebileceği kadar, dayanabileceği kadar aslında dayandı Türkiye. Bence fazlasını da dayandı. Yani yaşanan birkaç ufak tefek tatsız olayın dışında Türkiye'ye, Suriye'den gelen mülteciler adeta ikinci vatanlarıdır. Evet. Gibi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok milletin ikinci vatanı. Yani bir bunu şeyler söyler, özellikle işte Azeriler, Orta Asya'daki ülkeler söyler. Biri kendi vatanımız, bir de Türkiye'miz var derler. Ama bu yaşanan son süreçte artık tüm dünyanın ikinci vatanı neredeyse, özellikle doğudan gelen insanlar için, mülteciler için ikinci vatanı Türkiye haline dönüştü. Şimdi Yunanistan'ı yaptığı bir insan haklarını ihlali. Bir kere bu doğru tanımlamak lazım. Burada insani yardımla bu sorunu çözemeyiz biz. İnsani yardımla sadece sınır hattında bir bölgede insanları orada tutmayı becerebiliriz. Benim önerim şu, yazdım da ben, Türkiye'deki tüm hukuk derneklerinin, yani bunun artık ideolojisi yok, tüm hukuk derneklerinin bir araya gelip bu konuyu raporlaştırması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler'e ve bu konuyla ilgili yargı kurumlarına tamamına Yunanistan aleyhine davalar açması. Bozova Belediyesi tarafından merkezde iş yerlerini ve konutları kamulaştırmaya giderek içerisinde kitap otağı, amfiteyatro ve LED ekranın yer alacağı Bozova Kent Meydanı projesinin temeli atıldı.
Bozova halkının ve gençlerin hizmetine sunulacak olan yaklaşık 940 bin lira bedelindeki Bozova Kent Parkı 23.07.2020 tarihinde teslim edilerek Bozova'nın ilk kent meydanı unvanını alacak. Merkezde iş yerlerini ve konutları kamulaştırmaya giderek içerisinde kitap otağı, amfiteyatro ve LED ekranın yer alacağı Bozova Kent Meydanı projesinin temel atma töreninde konuşan Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, seçim çalışmaları kapsamında halka sunduğu projeyi gerçekleştirdiklerini aktararak halka verdiğimiz sözü tutuyoruz dedi. Tabii biz ilk geldiğimizde millete söz vermiştik. Burayı meydan yapacaktık. Bunun kamulaştırmasını yaptık. Kamulaştırması bitti. Yıktık. Ondan sonra da tabii yıkılan bir yerin bir şeyler yapılması lazımdı. Burayı da park olarak düşündük. Hem meclis üyelerimizden hem ekiple beraber oturup burayı hasbihal edip ondan sonra burayı parka çevirdik. Şu an çalışmamız başladı. İhalesi bundan 10-15 gün önce yapılmıştı. Şu an arkadaşlar çalışmaya başladı. İnşallah bugün de ilk betonunu döküp Bozova halkına inşallah 50 günlük bir zaman diliminde inşallah burayı millete, halka açmış olacağız. Yani bu meydan bir kere daha önceki verdiğimiz söz Bozova merkezde bir parkın olması lazım, yeşil alan. Ondan sonra kitap otağı, ondan sonra amfi, işte olur ki Ramazan'da olur, işte yazın olur. Güzel bir müzikle, ilahi grubuyla Bozova'ya güzel bir müzik hem yeşil alan olarak yapmayı düşünüyoruz. İleride kısmet olursa bizim bir yerimiz daha var. Gençlik merkezini kurup esas meydanımız orası olacak. Burası da tabii güzel bir meydan olacak. Hem park, hem yeşil alan, hem kitap otağı, hem amfi güzel bir şey olacağına ben kanaat getiriyorum. Burada bizim bir amfimiz olacak, sahnemiz olacak, gösterilerimiz burada olacak. Bununla birlikte yeşil alanımız olacak. Dev ekranımız olacak. İnşallah Euro 2020'deki milli takımımızın maçlarını burada halkımızla birlikte izleyeceğiz. Başkanımız burada halkla anlaşarak, yani gerekli uyumu sağlayarak, diyaloğu sağlayarak bu projeyi 15-20 yıldır eleme geçmeyen projeyi eleme geçirdi. Kitap otağı, ondan sonra amfiteyatro ne halkımıza bir nebze olsun, bir nefes aldırır bu yeşil alan olarak. Teşekkür ediyoruz kendisi. Halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımı Adıyaman'da gerçekleştirilen 7 ilden 170 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi bölge müsabakalarında büyük başarılar elde ederek kente madalyalarla dönmeyi başardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bireysel ve takım halinde önemli başarılarla kente dönen yüzücüleri makamında kabul ederek tebrik etti. 7 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 22 madalya alarak 13 yaş erkeklerde bölge birincisi, kızlarda ise bölge üçüncüsü olmayı başaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımı 14 yaş erkeklerde ise bölge beşincisi oldu. 4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finallerinde yarışmaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi yüzme takımı, kendilerini makamında kabul ederek tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e şampiyonluk sözü veren yüzücüler, desteklerinden dolayı Başkan Beyazgül'e ve hocalarına teşekkür etti. Bu dönemde bireysel sporlara oldukça önem vermeye başladık. Bu kişinin gelişimi bakımından, ülkemize ileride şampiyonluk katması bakımından da önemli görüyoruz. Şimdi bu başarılarını kendi dillerinden dinleyelim bakalım. Buyurun. Anadolu Yıldızlar Ligi bölge müsabakaları Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Kilis illerinden 170 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımı 7 tane altın madalya, 6 tane gümüş madalya, 9 tane bronz madalya ile tamamladı. Takım puanlarına göre sıralama 13 yaş erkekler bölge birincisi, 13 yaş kızlar bölge üçüncüsü, 14 yaş erkekler bölge beşincisi olmuştur. Bu sonuçların ardından 4-5 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finaline kalmaya hak kazanmıştır. Siz de gördüğünüz gibi kimseye madalya bırakmamışlar. Evet, tebrik ediyoruz kendilerini. Ben biraz önce kendilerine sordum. Sizden artık bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyorum dedim.
hangi dünya şampiyonu olacaksınız diye sorduğumda hepsi birlikte ellerini kaldırdılar. Ben tekrar gözlerinden öpüyorum kendilerini, tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum, başarılarını devam ediyorum. Şampiyon olursa seninki ne? Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Koç'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Koç uygulamaya konulacak dev proje için meclis üyeleriyle birlikte Hadrian Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabri Çelik ve kurmaylarıyla ön görüşme gerçekleştirdi. 3600 kişi istihdam sağlanması hedeflenen proje Hadrian Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan görüşmede masaya yatırıldı. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Koç, Sera Kent projesini görüşmek üzere Hadrian Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabri Çelik'le bir araya geldi. Yapılan görüşmede Eyüpiye için ve Şanlıurfa için yapılacak güzel olan her şeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Rektör Çelik, istihdama katkı sunacak projelerin kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti. Başkan Koç da ön görüşmesi yapılan Sera Kent'le istihdama katkı sunacaklarını belirterek Rektör Çelik'in projeye olumlu baktığını ve hayata geçirecekleri projeyle Eyüpiye ve Şanlıurfa'da istihdama büyük katkı sağlayacaklarını belirtti. Başkan Koç görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise üniversitemizin de katkılarıyla hayata geçirmeyi planladığımız dev projelerimizle ilk etapta 3600 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 190. günü geride bıraktı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 190 gündür oturma eylemi yapan Bedirhan Çur, 4 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan oğlu Vahit Çur için oturma eylemine devam ediyor. Bedirhan Çur, gelen çocukların sanki kendilerinin evlatları gelmiş gibi olduğunu belirterek 13 ailenin evladına kavuştuğunu, kendi evladı dönene kadar da eyleme devam edeceğini kaydetti. Anne sen bir Allah razı olsun. İyi ki geliyorlar. Bizim sanki bizim evladımız geldi. Evet, sanki bize evladımız geldi. Kaç gel ananı seni bekliyor, kardeş seni bekliyor, baba seni bekliyor. Kız kardeşi sana bekliyor. Görme gel benim babam. Kaçın gel. Hepsi orada ne kadar seni arkadaş var. Hepsi geldi teslim oldu bizim devletimize. Diğer yandan Er Müslüm Altıntaş 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kaçıran grup arasında bulunan ve yakalanan Mehmet Şahin adlı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Terörist Şahin kaçırdıkları Er Müslüm Altıntaş'ı önce HDP Diyarbakır il binasına getirdiklerini, burada kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Lice kırsalına götürülerek daha kaçırıldı ifade etti. 190 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Şevket Altıntaş, oğlu için birçok müracaatta bulunduğunu söyledi. Bugün beni mahkemeden çağırdılar, bana dediler ki oğlunu kaçıranlardan Mehmet Şahin adındaki biri yakalanmış. Oğlumun bu binaya geldiğini söylemiş. Şimdi bize diyorlar ki niçin HDP? İşte ispatı, işte resmi bilgi. Oğlumu Mehmet Şahin Dicleli, Diyarbakır Dicleli biri kaçırıyor abicim. Bu binaya getirip teslim ediyor. Mehmet Şahin değilse 3-4 kişi daha varmış. Onların isimlerini şu an için hatırlamıyorum. HDP bizim Kürtler kullanan bir örgüt diyeyim. Siyaset adı altında bizlere zulüm ediyor. Diyarbakır 11. Ağır Mahkeme bizi çağırdı. Bahar Kalkan Harekatı'nda İdlib'de gazi olan piyade uzman Çavuş Yasin Topal memleketi Adıyaman'da coşkuyla karşılandı. Gazi Topal, biz Osmanlı torunuyuz, yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkan Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan bombalı saldırıda binanın enkazı altında kalarak yaralanan piyade uzman Çavuş Yasin Topal tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.
Bir hafta önce yaralanan ve Hatay Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Gazi Yasin Topal, Türk bayraklarıyla donatılmış araç konvoyuyla karşılandı. Baba ocağına geldiğinde kesilen kurbanın kanı alnına sürülen Gazi Yasin Topal'ı vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Buraya gelmeden önce böyle bir karşılamanın olacağını tahmin etmedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Kolay kolay yıkılmayız. Olacak. Yaralanacağız. Şehit olacağız. Ama yıkılmayacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bulunan ve ölüm yolu olarak bilinen bölgede 5 ayda 3. kez kaza yaşandı. Kazaların toplam bilançosu ise 1 ölü 4 yaralı. Osmaniye Nurdağ Karayolu Kurudere mevkiinde İC idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durması sonucu otomobil 30 metre aşağıda bulunan dereye düşmekten son anda kurtuldu. Meydana gelen feci kazada sürücü ve yanında bulunan M.E. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son 5 ay içerisinde 2 ayrı kazanın daha meydana geldiği yolda, geçen yıl Ekim ayında Nurdağ'ında öğretmenlik yapan Cemile Hoşça'nın idaresindeki otomobil yoldan çıkmış, dereye uçan otomobilin sürücüsü genç öğretmen feci kazada hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı. Bu kazadan bir ay sonra aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 2 kişi yaralanmıştı. Ard arda yaşanan kazalar nedeniyle toplam 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmış. Yaşanılan kazalar nedeniyle yol bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından ölüm yolu olarak anılmaya başlanmıştı. Barış Pınar Harekatı'yla Türkiye'nin kontrolünde huzur ve güvenin sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde tüm kamu hizmetleri verilmeye başlanırken, adaletin tesis edilmesi için tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan adliye binası da hizmete girdi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde Türkiye'deki kamu kuruluşlarının danışmanlık hizmeti sağladığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bulunan adliye binasında Suriyeli hakim, savcı ve personel göreve başladı. Medeni kanunun şer'i hukuka, diğer kanunlarınsa Suriye hukukuna göre uygulandığı Tel Abyad Adliyesi'nde tüm mahkemeler başvuruları kabul ediyor. Güvenliğin Şurta adı verilen yerel polis gücü tarafından sağlandığı Tel Abyad Adliyesi'nin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suriyeli hakim ve savcılar, Barış Pınar Harekatı'yla bölgelerine huzur geldiğini, adalet mekanizmasının da devreye girmesiyle bölgedeki sosyal hayatın eskisinden daha iyi olacağını düşündüklerini belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. Şanlıurfalı yazar ve şair Mehmet Kurtoğlu, Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programda gençler ve kadınlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazarlarla kahve sohbeti kapsamında Şanlıurfalı yazar ve şair Mehmet Kurtoğlu'nu gençler ve kadınlarla buluşturdu. Buradan gelmiş olabiliriz, başka bir şehirden gelmiş olabiliriz. Nerede olursanız olun, mutlaka yaşadığınız yeri, mekanı çok iyi tanıyın. Son döneminde yetişen edebiyatçı, fikir adamı, ilim adamları şu anda dahi Türkiye'de yetişmiyor. Yazar Kurtoğlu ilk olarak gençlerle bir araya geldi. Karaköprü Belediyesi Atakent Okuma Evi'nde gençlerle buluşan Şanlıurfalı yazar Kurtoğlu, şehir, edebiyat ve sinema konularında söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Kurtoğlu'nun Karaköprülü gençlerle buluşmasının ardından kültür merkezinde kadınlarla bir araya geldi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de katıldığı söyleşide yazar Kurtoğlu, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iki kadın, Halide Nusret Zorlu Tuna ve Yaşar Nezihe konusunda söyleşi gerçekleştirdi. Eşer için hanımsanız,
sizin elinizde yetişen bireylerin vatana, millete faydalı bir birey olması yolunda en güzel nesilleri yetiştirmenizdir. Haklara baktığımız zaman tarihte bir kırılma olmuş ve bugün biz halen kadın sorunlarını konuşuyoruz. 44'lü yıllarına geliyor. Ve İstanbul'da bir bayan. Söyleşi öncesi konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazarları Karaköprülülerle buluşturduklarını ifade etti. Söyleşi programının ardından Şanlıurfalı yazar Mehmet Kurtoğlu kitaplarını imzaladı. Karaköprü Okuma Evi'nde yapılan Mehmet Kurtoğlu söyleşisi için Karaköprü Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir yazarımızın bizimle buluşturdukları için çok sağ olun. Herkese iyi günler. Bugün Mehmet Kurtoğlu yazarımız Karaköprü Okuma Evi'ne geldi. Beraber kahve sohbetleri yaptık. Çok teşekkür ederiz bu imkanları sunduğu için. Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Diyarbakır-Elazığ Karayolu Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Elazığ istikametine giden kamyonet, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarpıp devrildi. Devrilen kamyonette bulunan ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları kamyonetten çıkarılarak ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Elazığ Valiliği koordinasyonunda oluşturulan mobil giyim market ve mobil gençlik merkezi tırları her gün yollara çıkarak depremzedelerin yaralarını sarmada aracı oluyor. 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kent merkezi ve Sivrice ilçesinde konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezlerine yerleşim sürerken, köylerde ikamet eden vatandaşlar da unutulmuyor. Bu kapsamda bakanlıkların desteğiyle Elazığ Valiliği koordinesinde hazırlanan AFAD Mobil Giyim Marketle Mobil Gençlik Merkezi her gün yollara düşüyor. Depremden en çok etkilenen köylerin sırasıyla belirlenmesinin ardından ihtiyaç sahibi aileler için giyim tırı yollara düşüyor. Köyde kurulan giyim tırında ayakkabıdan kıyafete kadar her türlü ürün depremzedelere ulaştırılıyor. Köylülerin ayağına getirdiği işte bu mobil elbise ihtiyaçlarından tüm köylüler hepimiz ihtiyaçlarımızı karşıladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi ekiplerinin yer aldığı mobil gençlik merkezi tırı da her gün köy okullarına giderek öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulmasına aracılık ediyor. Gönüllü gençlerin yer aldığı tırda öğrenciler oyunlar, şarkılar ve çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor. Yaklaşık bir ay önce depremzedelere yönelik mağaza açtıklarını aktaran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderilen giyim koordinesinden sorumlu Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, 10 bin kişiyi giyim hizmetinden faydalandırdıklarını kaydetti. Giyim noktasında sıfır olan kıyafetlerimizi mağaza açmak suretiyle orada vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Yaklaşık bir ay önce başladığımız bu hizmette 10 bin kişiye Elazığ'da şu anda giyim hizmetinden faydalandırdık. Özellikle mağazaya gelemeyenler, orada da servis tutmak suretiyle mağazaya getiriyorduk vatandaşımızı. Oraya geleme imkanı olmayan kişilerimizin de özellikle Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda bir mobil giyim aracı oluşturulması yönünde bir kanaat oluştu. Özellikle depremden etkilenen merkeze bağlı köylerde bu giyim tırının faydalı olabileceği hususunda mutabık kalındı. Yaklaşık iki gün önce de bu giyim tırımızı hazırladık. Bugün itibariyle de
Yünlüce köyünden başlamak suretiyle bu hizmetimize başladık. 52 hane 210 kişiye tekabül edecek şekilde bu köyde vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarını gidereceğiz. Gelirken burada iki tır arka arkaya geldi. Bir tanesi bu giyim tırı, diğer de tır da etkinlik tırımızdı. Özetle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan gençler ve çocukların psikososyal destek sağlamak suretiyle o turda etkinlikler düzenleniyor. Haliliye Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Ekipler Yeşiltepe Mahallesi'nde çalışma başlatırken Boydere Mahallesi'nde de tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, ilkbahar aylarıyla birlikte havaların ısınmasını fırsat bilerek kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler Yeşiltepe Mahallesi'nde çalışmaların startını verirken, Boydere Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan yolları vatandaşların hizmetine sundu. Haliliye Belediyesi yol çalışmalarının yanı sıra eğitime destek amaçlı mahallelerde bulunan okulların da çevre düzenlemesini yapıyor. Yeşiltepe mahalle sakinleri başlatılan yol çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ederken, öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor. Haliliye Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi yolunu yapmaya gelmiştir. Başta Sayın Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a, ondan sonra Fen İşleri Müdürlüğü'ne, çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şanlıurfa, Haliliye ilçesinin Boydere mahallesindeyiz. Boydere İlkokulu Ortaokulu Müdürü Ahmetcan Asra ben. Haliliye Belediye'miz kışında boş durmadı. Boydere mahallemizin bütün yollarını ve şu önünde durduğumuz okul sahamızın bataklık alanını kuruttu. Dolgu malzemeyle doldurup tesviyesini yaptı. Ben Haliliye Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize yapılmayan, ömrümüzde görmediğimiz hizmeti başkanımız yapmıştır. Ona çok çok köylü Boydere köy adına ben teşekkür ederim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri vektörle mücadele çalışmalarını 3 merkez ilçede Mağaralar başta olmak üzere dere yatakları, rögarlar ve diğer yerlerde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince 3 ayrı merkez ilçede titizlikle yürütülen vektörle mücadele çalışmaları, mevsim şartları da göz önünde tutularak hızlandırıldı. Şanlıurfa kent genelinde karasinek, sivrisinek, haşere ve özellikle insan sağlığını tehdit eden diğer vektörlerle mücadele çalışmaları kapsamında merkez ilçelerde tüm rögarlar, dere yatakları, yağmur suyu kanalları, foseptik çukurlarla su biriken bodrum katları ve atık depolama alanları düzenli olarak ilaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele kapsamında mağaralar bölgesinde de temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle Eyyubiye ilçesinde bulunan ve besiciliğin yapıldığı tespit edilen mağaralarda ilaçlama çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadelede kararlı bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, şu ana kadar hayvancılık yapıldığı tespit edilen mağaralar bölgesinde yaklaşık 80 mağarayı gezdi ve 300 kamyon atık gübreyi bölgeden taşıdı. Boşaltılan mağaraları ve çevresini teker teker ilaçlayan ekipler, çalışmalar kapsamında 400'e yakın mağarayı temizlemeyi hedefliyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.